Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir flat tasarım daha yapacağız. Böyle biraz daha konseptli olacak. Bir önceki videoda da bahsettim diye hatırlıyorum. Fakat bugün ekstra olarak bir de çekilişimiz var. Çekilişimizde bu tuvalimi ve şu tuvali sizlere hediye edeceğim. O yüzden aşağıya çekilişe katılmak için sadece yorumlara katılıyorum, katıldım yazmanız yeterli. Bu iki tane 50-50 tuvali sizlere hediye edeceğim. Bunlar işte videolarda yapmıştık, ilk baştaki videolarda o tarz Photoshop çalışmalarımızda. Bu eşsiz tabloları size hediye edeceğim. Sadece aşağıya yorumlara katılıyorum, katıldığım gibi bir şeyler yazsanız yeterli. Yani sadece yorum yazın yeter yani. İlla onları yazmanıza da gerek yok. Tabi bunları söyledikten sonra şimdi işimize bakalım. Şimdi ben şurada bir çizim yapmıştım. Kağıt üstünde. Şöyle görebiliyorsunuzdur diye umuyorum. Şöyle bir çizimimiz var. Şimdi bu çizimimizi üstünden giderekten böyle çizeceğiz. İlla böyle bir yeteneğiniz olmasına gerek yok. Mesela ben palmiye ağacını bir yerden, işte altındaki zemini bir yerden buldum. Renkleri de bir yerden buldum. Hani baktım hani şey konsepte uyuyor. Hani uyumlu renkler var. Oradan buldum. Hani şu renkleri de öyle seçtim. Hani ilk önce bir denedim falan. Oluyor. Güzel de oluyor. Şık duruyor. Hani illa böyle bir yeteneğiniz olmasına gerek yok. Koyun ekrana. Çizin işte, mesela adamı bir yerden alın, çizin, işte getirin öbür tarafına getirin, işte adamı nereye koyacaksanız oraya denk getirin, öbür ağacı çizin, oturacağı yeri çizin filan, sandalyesini çizin. Böyle böyle yapabilirsiniz bunu, illa öyle. Zaten bu şekilde de gelişir, bir yerden sonra kendiniz de çizmeye başlayabilirsiniz. Hani ufak tefek çizim derslerini de öğrenirsiniz. YouTube'da bunun için gayet fazla video var. Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapıyorum. Önce yapraklarımı çizmeyeceğim. Önce ağacın şu dalını çizeyim. Yeri bir belli olsun yaprakların. Daha sonra işte ağacımızı oturtalım. Ondan sonra da zeminini oturtalım. Bir sonraki videoda da geri kalan şeylerini tamamlayacağım. Size indirme linkini vereceğim. İkinci videonun ve bu videonun altında da olacak. Tabii bunu ikinci videoyu çektikten sonra yapabilirim. Çekilişin sonucunu da pazar günkü diğer haftadaki pazarın videosunda size çekilişimizi yapacağız. Ondan sonra videomuza geçeceğiz. O yüzden takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Onun yanında başka ne var? Bu arada çekilişe katılmak için abone de olun yani. Abone olmazsanız ayıp olur, üzülürüm. Bir yandan çizeyim ben, bir yandan da boş boş konuşayım. Zaten çok farklı yaptığımız bir şey yok. Şöyle ağacımızı çizeyim. Şunun içini ben boşaltayım. Bu çizgi halinde olsun önce. Daha sonra şey yaparız. Renklendiririz filan. Şöyle bunu şuraya getireyim. Bu da şöyle olsun. Şurada bir tane daha olsun. Bu aleti bu yüzden seviyorum. Hani sonradan bir şeyler ekleyip orayı da düzenleyebiliyorsunuz. Diğerinde öyle bir şey pek yapamıyorsunuz. Ve böyle hani kavisli nesneler çizeceğiniz zaman çok yardımcı oluyor. Hani kolaylıkla çizebiliyorsunuz böyle kavisli nesneleri. O yüzden benim hoşuma gidiyor diyebilirim. Şöyle ağacı bitirelim. Şöyle çizgisini bozmayalım. Yapraklarımızı çizelim. Şöyle hızlıca. İsterseniz ben buraları hızlıca geçeyim. En son renklendirirken dönelim. Şimdi şöyle güzelce çizdim. Yani şuraları şöyle üstünkörü tamamladım. Buralar zaten görünmeyecek kısmı. Şimdi gelelim şunları renklendirmeden önce buraya bizim hani tablayla da görmüşsünüzdür böyle ince çizgiler eklememiz gerekiyor ki hani bu palmiye ağacının gövdesiymiş gibi bir izlenelim verebilelim. Hani düz olursa biraz fazla sade kaçar. O yüzden birazcık daha renkli görünsün diye böyle bir şey yapacağım. Şöyle en koyu rengimi seçiyorum. Buraya şöyle bir şey yapacağım. Şimdi bir tane şundan, en kalın yeri neresi bunun? Şurası. Şöyle bir, şöyle bir tane çiziyorum. Bunun hani en kalın yeri, bundan bir tane şuraya, en başa. Bunu birazcık daha incelteyim ben. Yani şöyle bir yeri belli olsun. Birazcık da hani videodan sonra hani ince düzeltmeleri uzun sürüyor diye birazcık daha düzeltirim. Videoda birazcık hızlı olmak gerekiyor. Çünkü çok uzuyor. Yarım saat, bir saat falan sürüyor videolar. Sıkıcı oluyor. Şunu sileyim ben. Şundan bir tane de şuraya koyayım. Ama bu birazcık daha şöyle olsun. Yani şöyle bitsin. Hani böyle gelsin. Şu hizadan böyle bunun gibi bitsin. Yani diğer tarafa doğru dönüyormuş gibi olsun. Bunu nasıl yapacağım? Hani düzgün, seri bir şekilde yapmam lazım. Eşit aralıklarla falan olacak. Bunu şöyle şuradan bir aynı ağacın şeklinde bir çizgi çekiyorum. Şöyle birini bu uca, birini de bu uca şöyle getirdim. Bunu çizgi halinde bırakayım. Şöyle görünsün. Sarı olsun burada. Şimdi şunları daha önce de videoları izleyenler bilirler. Şuradan nesneden karışım oluştur diyorum. Bunu böyle çeviriyor. Şeklini de biraz oynadı. Normalde onu yapmaması gerekiyor. Şöyle önünüzde diyelim. Bir bakalım. Şöyle sayısını artınca şekli bozuyor. O zaman geri alalım. Bunu alayım. Bir saniye. Renkli sonradan bükmem gerekiyor. Şöyle bırakayım ben bunları. Şöyle şeklimi getireyim yeniden. Şu çizgim vardı. Karışım oluştur. Aynen böyle olması gerekiyor. Bunu da şöyle seçerekten tekrar nesne karışım sırtı değiştir dediğim zaman bunun şeklinde yapıyor. Şöyle yerleştirdiğimde şu uçlarını ayarlayayım. Tekrardan müdahale edebiliyorum. Yani şöyle birazcık daha yukarıya, aşağıya işte kavisini ayarlayabiliyorum. Yani siz de yapabilirsiniz. Sadece ben yapamıyorum bunu. Siz de yapabilirsiniz. Aynı program olduğu sürece istediğiniz gibi her şeyi yapabilirsiniz. Şimdi buradan bunu ayarladık. Sayısı bir tık arttırsak sayısını güzel olacak gibi. Bir de şunu ben cidden çevirmek istiyorum. Çevirebiliyor olmam lazım bunu. Yani şöyle. Evet, çevirebiliyorum. Aynen. Sayısı da tam şu anda iyi. Arttı sanırım sayısı. Bunu nesneden gene genişlet dediğim zaman bu düzeni bozuyor. Normal vektör haline getiriyor. Hepsini şeritlenmiş, gayet güzelce hazırlanmış şeritler haline getiriyor. Evet, sadece şerit değil, hani herhangi bir şey o şekilde oluşturduğunuz herhangi bir şey tekrar düzenleyemeyeceğiniz hale getiriyor. Sabitliyor yani bu şey. Zaten bu genişlet şu genişlet sürekli aynı şeyi yapıp duruyor. Hani şey değil, böyle bir çok özellikli bir şey değil. Şunun ben rengini de ayarlayayım. Burası her şey bitmiş olsun. şu renk olsun. Bu renk niyeyse bunun üstünde açıkmış gibi durmuyor. Bazı renkler öyle. Mesela hani bunun bir açığı nerede o? Bunun bir açığı bu ama bu çok açıkmış gibi durmasına karşın bu en koyu rengin üstünde çok açık durmuyor. Yani çok açıkmış gibi değil. Bazı renkler böyle olabiliyor. Normalde açık durması gereken şu renk olması lazım ama o durmuyor neyse. Bunu şuradan şu aletle, ismi neymiş bunun? Şekil oluşturucu aracıymış. İsmi de gayet güzel, uzun, akılda kalmayıcı bir ismi var. Yani tipini öğrenseniz yeter. Bu tip de başka, işte Photoshop'ta da varsa mesela bu alet, tipi aynı. Öyle bir zorluğu yok. Gayet güzel oldu bence. Aralıkları da neredeyse eşit, bir ilk baştakiyle sondakinin arası eşit değil. Onun dışındakiler gayet şık duruyor. Böyle tombik bir palmiye ağacımız var artık. Ağacın şeyi var, gövdesi var. Şöyle şeylerimizi de çizelim. Hindistan cevizlerimizi. Sonra da yaprakları renklendireceğim. Şöyle biraz söbe olsun. Biri şurada, biri de şurada minnak. Daha doğrusu minnak da değil, geride aslında. Şöyle öne getir. Şöyle ben bunları hangi renk yapayım? Şu renk yapayım. Değil mi? Bu renk olsunlar. Bu neye çevirdim? Ha, seni seçmemişsiniz. Aa, pardon, çok pardon. Ya da bir ton koyusu mu yapsak ki? Yani şu olsun. Bu arkadaki de bu olsun. Birbirinden ayrılsın. Değil mi? Bence de. Şuna da şöyle bir şey yapayım. Bu renkte olsun. Bunun böyle bir şey olmuş olsun, parlıyormuş gibi olsun. Ya da tam tersi. Bu ikisi bu renkte olsun. Burası nerede o? Şu renkte olsun. Yani bence evet, böyle daha iyi. Öbürü biraz saçmaydı. Şimdi şu ve şuradaki en açık mavilerden şöyle şu renkte, yani bu renkte. Bu onların ikinci sıradaki bir koyusu. Şu da en koyuları. Bu bununla karıştı bu sefer. O zaman bunları ben bir şöyle bir açık desem çok mu açık olur? Şu da bunlarla aynı renk olsun ya. Aynı. Hiç oraya, o taraklara bulaşmayalım. Şunlar da mecbur Hindistan cevizin koyu renginden şöyle renk olsun. Şu boşlukları kapatalım. Yani bunlar da bu kadar da şey olmasın. Şöyle. Bu buradan bunun şeyi altı. Şimdi bunların yaprakların böyle kavisini de belirtmek için şöyle bir çizgi eklememiz gerekiyor. Şimdi bu ve şu aşağıda. Doğru mu yaptım? Doğru yaptım. Bunun yaprağın şekli niye böyle bozuk? Bunu şöyle yapayım ben. Şurası biraz düzleşsin. Yani şöyle olsun en azından. Çünkü çok biçimsiz duruyor bir türlü. Şu noktayı da şöyle yapalım. Şöyle geldiği bir, hani bir hareket olsun. Yani şeklin bir hareketi olsun. Şöyle gelsin bu. Bunun rengi şu renkte ama sadece kontur. Yani şöyle. Biraz kalınlaştıralım. Şuradan da bunların uçlarını daha önce de anlatmıştım. Gerçi yine anlatayım. Bunların uçlarını yuvarlak yapabiliyoruz. Şöyle oluyor. İstersek hani bir gerisinde şöyle daha net görünsün. Şöyle 3 tane seçeneğimiz var. Yani bunları pek burada kullanabileceğinizi sanmıyorum. Böyle küp falan çizdiğiniz zaman kullanılıyor. Şöyle yuvarlak olsun ki yumuşak görünsün nesnemiz. Bu renk biraz koyu oldu sanki. Ve Hindistan cevizi renginde yapsak ne olur? Değil mi? Biraz daha. Aynen, bu daha doğru bir renk olacak gibi. Tabii bunu da tekrar ayarlamamız gerekiyor. Bunu bir tık daha tombik yapabilir miyiz? Yapmayalım. 3 iyi. Şimdi tekrar elimize alıyoruz. Şunu seçeyim ben. Şöyle. Şöyle yaprağımızın şeklinde. Şöyle işaretleyelim. Hızlıca. Bu aşağıya doğru gidiyor. Ama nasıl gitmek işte. Evet. Tutturmak da önemli. Aletin de işte tek sıkıntısı bu. Hani diğer nesnelere dokunca hemen onun şeyine geçiyor. Onu uzatmaya gidiyor falan. Öyle bir sorunu var. Aletin tek problemi o. Hani onu engelleyemiyorsun pek. Şöyle bu yaprak bu dönüyorsa bunun çizgisi de böyle dönüyordur. O yüzden şöyle yapmam gerekiyor sanırım biraz. Olmadı bunu birazcık daha ayarlarım video sonunda. Bunu da aynı şekilde şöyle şuraya götürmem gerekiyor. Tabi birazcık daha dik. Yani sonuçta şöyle bir hareket yapıyor. Bunu da aynı şekilde işaretleyelim. Bırakalım. Bir tane daha çizeceğiz son olarak. O da bu yaprağımız. Bu yaprağı da şöyle işaretliyoruz ve bırakıyoruz. Aynen, palmiye ağacımızın üst kısmı tamam. Şimdi alt kısmına geliyoruz. Alt kısmı da aynı şekilde çizdiğimiz gibi burada zaten görebiliyorsunuz, her şey var. Sadece şöyle iki parça kat oluşturacağız. Hani bir altı bir üstü, hani üst kısmına yan kısımları belli olsun diye bir kat oluşturacağım, o kadar. Yani o da şöyle hızlıca yapabileceğim bir şey. Şöyle birinci kat. Şöyle bir de ikinci kat olacak. Bunu alta göndereceğim. Şimdi üst katın rengi birazcık daha bir ton açık. Alt katın rengi bir ton kapalı. Şöyle yapıyorum. Şöyle şu ton koyu olanı, bir de bunun bir ton açığı, yani şu yapraklardaki renkler gibi biraz. Şöyle, hatta hani şöyle de yapabiliriz, birazcık daha açabiliriz rengimizi. Yani şu ton işte, hani bu ton iyi. Bunu biraz şeffaflaştırıp altındaki o taşlar, otlar, böcekler filan, böcek yok gerçi de, hani ot iyidir. Otları çizelim. Onu da şöyle. Şundan yapacağım onu da sanırım. Şöyle. Bunun renginde. Şöyle hızlıca otlarımızı da çizelim. Bir tane şuraya koyayım. Bunu yansıt. Şöyle koy. Küçült. İşte bir tane daha çizelim. aynısı olsun. Tabi bunları da aynı şekilde uçlarını yuvarlak yapalım ki, pardon onu seçmeyeceğiz. Uçlarını yuvarlak yapalım ki bunlar da sevimli dursunlar. Şimdi otlarımızı şöyle yayalım. Şöyle. Şimdi diyeceksiniz ki hepsi aynı oluyor o zaman. Hani hoş durmuyor. O zaman şu aletle hani random atabiliyoruz ya şöyle. Böyle birazcık random atabiliriz. Yani şununla da yapabiliriz bunu. Sonuçta şekli çok bozulmaz. Şöyle. Hani böyle random hareketler yapabiliriz. Biraz garip oldu ama olsun. Yani birazcık daha bazılarını değiştirip tipleriyle oynayabiliriz. Yani şöyle, şöyle filan olabilir. Neyse, lafı çok uzatmayalım. Şu yuvarlaklardan da şöyle parçalar. Aslında bundan daha önce de yapmıştık. Hani küçüklük büyüklüklerini random olarak ayarlayabiliyoruz. Ama hiç onunla uğraşmayacağım. Hiç uğraşasım yok şu anda. Şöyle bunları seçelim hızlıca. Ya büyütüp küçültebiliriz. Kendi isteğimize göre rengini şundan alıyorduk. Bundan almaya devam edelim. Şimdi şöyle seçiyorum. Bunu aşağıya alacağım. Heh. Şimdi bundan rengini tamamlayalım. Aynen. Şurayı birbirinin üstüne tam oturtturursam bu tamam olacak. Şöyle. Aynen. Bence böyle güzel. Şunlar belki bir açık tonda olabilirler. Böyle çok oldular yani böyle. Yani bunlar daha şu tonda olsa daha yumuşak olacaklar gibi. Tabii. Sen git artık, seninle bir işimiz kalmadı. Şu da şu tonda olsun. Bu bunun matlığında değil gibi, sanki öyle bir problem var. Sanki böyle olmaması gerekiyormuş gibi bir izlenimi var. Bunun rengiyle de birazcık oynayabiliriz aslında. Tabii çizgilerimiz hemen fire verdiler. Rengini değiştirince şöyle hepsini topluca rengini değiştirelim. Videoyu bitirelim. Dediğim gibi çekilişimiz var. Bu tuvali ve bu tabloyu size hediye edeceğim. Tek yapmanız gereken abone olup aşağıya yorumlarda katıldım falan filan bir yorum yapın yani sadece. Bu yeterli. Instagram'da da bir çekilişimiz olacak. Instagram sayfamızı da takip etmeyi unutmayın. Oraya için ayrı bir çekiliş yapacağım. Şöyle videoyu bitirelim. Şunu aşağıya sürükleyip bunun rengini kapatacağım ve şuradan aynen böyle. Şöyle bir değişik bir palmiye ağacımız var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Çekilişe katılmayı da unutmayın. Kolay gelsin.